mutfak sofralarının vazgeçilmezi ancak uzmanlar uyarıyor. Detayları alacağız. İzmir'e gideceğiz. Gamze hazır İzmir'de konuyla birlikte. Gamze, o uyarı neden yapılıyor? Aktarır mısın lütfen kimlere yönelik bu uyarı? Sözü hemen sana ve konuğuna bırakayım. Hurma aslında herkese yönelik bir uyarı Haktan. Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Aslında faydası sebebiyle her zaman tüketilmesi gereken önemli bir besin. Ama daha çok biz hep alışkınız, Ramazan'da orucumuzu açarken hurmayla açarız. Öyle bir adet de vardır ama hurmayı tüketirken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü fırsatçılar maalesef hurmaya da hile karıştırıyorlar. Nasıl bir hile? Detaylarını beslenme uzmanı ve diyetisyen Derya Zümbücan bize anlatacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi çeşit çeşit hurmalar görüyoruz burada. Hem hurmanın isterseniz önce bir faydasından bahsedelim. Şimdi hurma sizin de dediğiniz gibi sadece Ramazan'da değil aslında yılın her döneminde tüketilmesi gereken bir şifa deposu. Çünkü çok yüksek oranda vitamin ve mineral içeriyor. Kalsiyum, çinko, demir, A vitamini, B vitamini vücudumuz için gerekli olan bütün vitamin ve mineralleri neredeyse içerisinde barındırıyor. Hem bu içerdiği vitamin mineraller sayesinde hem tokluk sağlıyor. Çok yüksek lif içerdiği için Ramazan'da da tabii ki kolay oruç tutabilmeyi sağlıyor. Bağırsak sağlığı için çok kıymetli, kabızlığı önlüyor. Aynı zamanda obeziteden koruyor ve bunun yanında cilt elastikiyetini artırıyor. Daha sağlıklı, daha nemli, daha canlı bir cilt olmasını sağlıyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi stres seviyemiz şu anda çok yüksek. B6 ve magnezyum içerdiği için depresyona bile iyi geliyor. Peki nasıl bir hile karıştırıyor fırsatçılar hurmaya? Şimdi şöyle düşünün, tam bir şifa deposu dedik. Hile şöyle karışıyor. Nişasta bazı şekere buluyorlar. Şimdi burada görüyorsunuz, bakın çok pasparlak, sanki cilalanmış gibi bir hurma görüyorsunuz. Aynı hurmanın burada cilasız halini görüyorsunuz. Yine başka çeşit hurmalarda oldukça mat, yani parlak gözükmüyor. Şimdi bu cilalı gibi olan şeyi vermesinin sebebi, bu şekilde gözükmesinin sebebi nişasta bazlı şeker dediğimiz nişasta ve şeker moleküllerinin birleşiminden oluşan bir aslında birleşik şeker. Şimdi bu böyle olduğu zaman normalde kilo verdiren hurma nişasta bazlı şekere bulandığında aslında kilo aldırıyor. Yani aslında şifa olan şey bize zehir haline geliyor. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Evet, hurma çok şifalı, bizim için çok kıymetli bir besin. Fakat hurma tüketirken mat olanlarını alacağız, parlak olan hurmaları kesinlikle almayacağız. Yani aynı cins ama biri daha parlak, biri daha mat. O yüzden biz matını tercih edeceğiz. Peki şunu da ekleyelim isterseniz. Hurma çok faydalı dedik ama ve matını alacağız dedik. Ama bunu neden yapıyorlar peki? Daha uzun mu dayanıyor? Evet, şimdi bakın burada gördüğünüz hurma aynı çeşit dedik ikisi. Daha uzun dayanıyor. Neden? Bu şekilde nem etkisini daha sağlıklı şekilde raf ömrünü uzatmak için, daha tatlandırmak için ve tabii ki maddi maliyetle de alakalı bir durum. O yüzden yapılıyor ama kullanılmamalı. Çok teşekkür ederiz. Yani daha ucuz olduğu için de aslında buna başvuruyorlar. O yüzden lütfen daha ucuz olduğu için mat olanlarını tercih edelim. Yani ucuz olduğu için parlak olanları tercih etmeyelim ve faydalı diye çok da tüketmeyelim. 3 ile 5 tane arasında günde geçmemesi lazım. Bunu da ekledikten sonra sözü tekrar size bırakalım.